Artık kediye bir de şey almam lazım. Ne? Aa, burada çok açan da var. Babam, ben zeytin toplayacağım. Hadi seslerini de ben duruyor oradan ama. Annemlerle markete gideceğiz şimdi. Fifi. Fifi. Podcast. Şey bence değil mi? Yok. Adı Vera mı olacak Büşra? Vera. Çok güzel. Anlamı ne? İşte bu çok lazım. Tüy toparlayıcı böyle. Pahalı 100 lira bu. Ama bu şart. Olmaz. Hayırlı olsun bebeğim. Güle güle kullan. Güzel. Güzel. Renkleri de güzel. Şeyi altında şöyle. Nerede? Oo, yukarıda annem gördü. Limonlar alacağım ben. Yardım görür mü? Sağ olam. Ben de alsam mı? Ya al kız, her zaman öyle düşünme. Hepsi de birbirinden güzel kokuyor. Var mı başka limon? Var. Yengem. Ben de limonlu aldım. Rengi çok güzel. Kokuyor. Aa, çok güzel kokuyor. Şu elma gibi kokuyor da. Aloe vera mı? O da güzel kokuyor. He? O da... Teşekkür ederim anne. Tane tane. Zaten söz verdim. Hemen bak, bir alın. Bir alın. Mikrofonu bir tutturayım. Benim ondan yoktu, o yüzden çok mutlu oldum ve gerçekten çok beğendim. Aşırı beğendim. Hatta görüncemle beraber çok beğendim. Çünkü çok güzel. Önce kapağını göstereyim. Böyle olması spor havası katmış, böyle hani şıklıktan. Hem zaten şık ama aynı zamanda da şık spor olmuş. Ben çok beğendim. Zaten mutfağım benim genellikle böyle tatlı ve bohem tarzında değil ama tatlı bir ambiyansı var. Tatlılık dediğim ama. Bu da bence çok güzel oldu. Hem de nostaljik bir havam var fırından vesaireden. İşte kettle'ımdan anlaşılacağı üzere. Bu da uyum sağlayacağını düşünüyorum. Şimdi ay altını da alayım. Altıyla beraber bakalım. Diyorum. Çok mutluyum. Yani şu an buna çok yani çok mutlu oldum. Aşırı. Hem çok büyük, yani ben bununla yemek servisi yapabilirim. En yakın zamanda profiterol yapacağım. Ama böyle birkaç hafta geçsin, ondan sonra böyle profiterolleri dizip üstünden çikolata damlatıp sonra da kapağını kapatıp böyle saklayacağım. Büyük ihtimalle bunu zaten şuraya falan koyarım. Altı da bu şekilde spor. Bence çok güzel, çok sade ve hoş. Annemgile zeytin gelmiş Mersin'den, 5 kilo. Onları kıracağız şimdi. Annemlere geçiyorum. Öyle kahvemizi orada içeriz. Bugün günlerden pazar bu arada arkadaşlar. Öyle vlog çekmeyeceğim deyip yine vlog çektim bir gün diyebiliriz. Yani vlog çekmeyecektim bugün. Hatta bundan sonra sessiz vlog çekmeyi düşünüyordum ama ben ve vlog çekmemi durduramıyorum kendimi. Neyse. Neyse ki siz bu durumdan şikayetçi değilsiniz. O yüzden gönül rahatlığıyla çekiyorum. Hatta bir sohbet videosu da çekmek istiyorum. Hazır mikrofonumu da bulmuşken böyle güzel sohbet videoları çekelim istiyorum. Hem de kış havası gelince böyle tam masa başına oturup elinize bir kahve alıp sohbet etmelik bir hava. İnşallah yağmurlu havalar gelir ve yağmurlu havada o ambiyans daha güzel oluyor. Neyse, görüşürüz arkadaşlar. Ben zeytin kıracağım. Hep size nar suyu dinliyorum. Teyze.
Tamam, afiyet olsun. Arabayı çalıştırmaya çalıştım. Olmadı. Çalışsaydı arabayla geçecektim anneme. Anneme kadar gidiyorum. Zeytin kıracağız. Bu yılın 4. ya da 5. zeytin falan kıracağımız. Böyle. Bu arada bugün yeğenimin doğum günü. Kaan Alpay'ımın. Diyorum ki akşam oraya gidelim eşimle. Böyle küçük bir pasta alıp hem yeğenimin Gülsel'in doğum günü kutlayamamıştım. Hem onu kutlayayım hem de hem de Kaan Alpay'ın doğum gününü kutlamış olayım. Öyle düşünüyorum. Bakalım. İnşallah gideceğiz. Ablamdan dönüş bekliyorum. Bu sefer küçük zeytinlerimiz. Evet, lezzetli zeytinlerimiz. Bir de zeytin toplama videosu mu izliyorsun diyecektim. Yok, ekmek yapıcılar. Onlar da yerleri suluyorlar. YouTube'da. Annem çöplerini böyle ayıklıyor. Zeytini kırdık arkadaşlar. Daha bitmedi. Daha doğrusu bitti kırmamız. Kutu eksik kaldı. Şimdi kutu almaya gidiyorum. Size son yaptıklarımızı da gösteririm. 10 vermiş tanesi birisi. Böyle çıktı, böyle bir de 3 litrelik çıktı. Bir de 1'er litrelik kutuya koyacağız şimdi. Tamam, ben sen fazlası geniş. Alırız bunu. Adem bir şeyden aldım ben ya. Yarın okula gidip hangi gün staj yapacağımı öğrenmem lazımmış. Hı. Söylemiyorlar. Yani niye söylemiyorlar? İşte saçmalık yani. Buradan hususi hangi gün olduğunu öğrenmek için liseye gideceğim. Aa, üniversiteye. Hayır, liseye staj yapacağım liseye. Üniversite olsa üniversite bile daha yakın. O daha Antakya'nın içinde. Antakya'da diyorum yani. Evet. Lise. Evet. İşte onu diyorum. Ya yaptıkları ne saçmalık ama. Ya insan söyler yani en azından ki. Evet, ona göre gidim. Tövbe, dolmuşlara anlaşmalı. Dedim gidenler gibi. Dedim öğrensin dedim yani tövbe oradan isteği versinler dedim. Ben kalın daha çok seviyorum yarım ekmek. Yarım ekmek mi? Hı-hı. Güzel yapsalar onu. Böyle yaptırabilirim. Fırına gidiyoruz Mustafa ile. Çıkar bence çekete. Döneceğim sana.
da. Yağlamak da aynı. Sıcak oldu ha, ipimin gibi. Neymiş o? Büşra'nın ruj kapağı ya. Ver bakayım Allah'ı. Büşra'nın odasından gitti. Ver, çünkü ver. Benim yerleri alamam. Hani görüyorum. Ver bakayım. Ondan şura kavisli ya şura. İyi şuradan çıktı. İnce uzun olduğuna çıktı. Bak. Burada bekleyeceğim sizi. Artık kedimiz var. İnanabiliyor musunuz? Görümceme doğum gününde hediye olarak bir kedi geldi. Ben kedilerden çok korkuyorum. Dibine bile yaklaşamam. Kedinin uzakta bile olması benim için korku sebebidir. Böyle eve nasıl geçeceğimi bilmiyorum. Şimdi eşimle görümden bir yere kadar gitti. Ablası bile kadar gitti. Gelince hep beraber yukarı çıkacağız. Şu an tek başıma çıkmaya bile korkuyorum. Kedinin birinin kucağında olması lazım. Yengem çıkamadın mı yukarı? Çıkamadım. Ahmet'e ne güveneceğim tutacak diye. Çıkmıyor mu oradan? Çıkmıyor. Kork mu? Bu ne şimdi bu? Kolye. Abin de bunu beklemiyordu çünkü, değil mi? Evet. Ne o kolye? Bu ayakkabı ya. Hepsi mi ayakkabı içinde? Evet. Botların mı geldi? Müşteri. Botların mı? Evet. Oo, tamam. Hatta çizimle. Demek kedi öyle açıkta durmuyor. Ne olacak, ne geziyor orada? Çıkıyor mu? Orada, orada. Gel sen. Bu koku ne? Kedinin boku kokuyor. Abartma ya, yemeği. Şunu kedi sandım siyahı. Ay şurada kocaman bu. Yok yok. Bak çık oraya. Çıkmıyor. Oraya gelmez mi? Yok git. Kuyruğunu falan. Bir şeyler ör. Atkı ör mesela. Karıncaya karıncaya bak bak. Gelecek. Asuman anneciğim. Kuyruğun nasıl önüne doğru çekiyor? Asuman. Öyle yapmam ben, ben korkarım. Baykuşa benzemiyor mu? Benziyor. Teyzene bakıyor şu an, teyzenin ayağına bakıyor şu an. Teyze otur teyze şimdi. Gel gel. Birazcık şöyle ortada dolaşsın. Karınca mı? Karıncayla oynuyor. Buna bir şeyler almam lazım. Thank you.
Başka bir vlogda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.